Şimdi Karahantepe kazısı 2019 yılında başlıyor. Çok yeni Evet. bir kazı. Henüz Evet. daha 5. yılına bile girmedi ve daha biliyorsunuz ülkemizde siz zaten içindeydiniz. Başlar başlamaz bir heyecan uyandırdı. İlk buluntularla birlikte hemen işte Göbekli Tepe ile benzer kalıntılar açığa çıkartılmaya başlanıyor. Neler açığa çıkartıldı Karahantepe'de? Yaşam biçimleri, ritüelleri neler söyleyebiliriz? Şimdi biz Karahantepe'de elimizdeki radyokarbon tarihleri, işte açığa çıkardığımız kalıntılar, buluntuların diğer yerlerle analojilerinden yola çıkarsak yaklaşık olarak milattan önce 9400-9500'lerde ilk yerleşimin başladığını biliyoruz ki bu Göbektepe ile çağdaş olduğunu gösteriyor ve en yakın döneme tarihlenen buluntular da 8000'li yıllar. Bu da bize şunu gösteriyor. Yaklaşık 1500 yıl boyunca bir yaşamın sürdüğü yerlerden bir tanesi Karahantepe. Ve bu tabii tek bir dönemde ifade edilmiyor. Yani sözün ettiğimiz zaman aralığında insanların aynı bölgede, Karahantepe'de üst üste, yan yana çok sayıda köy kurduklarını düşünmemiz gerekiyor. Ve yaklaşık 10 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Ve bu 10 hektarlık alanın içerisinde topu topu 2000-2500 metrekarelik bir alanı kazmış durumdayız. Ve bunların üst üste yerleşmeler, katmanlar olduğunu düşündüğünüzde birinde işte ilk iki katmanı kazmış oluyorsunuz. Birinde daha Görselimiz derine de daha aşağıdaki daha eski katmanları kazdığınızı düşünün. Dolayısıyla çok az şey biliyoruz Karahantepe ile ilgili bile. Ama bir özet yapmak gerekirse Karahantepe'de de diğerleri gibi, Göbektepe gibi özel yapılar var. Ve özel yapıların etrafında konutlar var. Konut olarak tanımlayabileceğimiz barınaklar var diyelim en azından. Bunları nasıl ayırt ediyoruz? Özel yapıların içerisinde olmayan ama günlük yaşam için ihtiyaç duyulan bir takım aletlerle karşılaşıyoruz. genişliklerini tespit edemiyoruz ama değil mi? Yapıları Ediyoruz ediyor tabii. muyuz? Ne Derinliklerini kadar? yani duvar yüksekliklerinden, çaplarından ve bütün yapı elemanlarının tamamını görebiliyoruz. O dönemde de hanımlar bu 3 artı 1, 4 artı 1 takıntısı yapıyorlar mı hocam? Şimdi şöyle bu binaların ilk dönemdeki binaların yuvarlak olması aslında toplumda cinsiyetler arasında veyahut da dikey bir hiyerarşiden söz etmeyi zaten ilk sorgulatan şey o. Özellikle özel yapılar, özel amaçlarla inşa edildiğini düşündüğümüz yapılar toplumları bir araya geldikleri mekanlar olarak yani topluluğun bir araya geldiği mekanlar olduklarını düşünüyoruz. Burada tabii insanlar ve o dönemdeki yaşamın içerisinde olmadığımız sürece bu sözünü ettiğiniz farkları 3 artı 1 Bilemiyoruz tabii. bunlara ayırt etmek mümkün değil. Ama şu bir gerçek, özel yapıların tamamı tek mekandan oluşuyor, büyük oluyorlar. Konutlara göre çok daha büyük bir şeyle, iş gücü, efor ve mimari beceriyle inşa Muhtemelen edildiklerini, konforlu olduklarını gösteriyor tabii bu durum. onlara verilen önemi, harcanan zamanı ve iş gücünün ne kadar kıymetli olduğunu, dolayısıyla bu yapıların inşasının da insanlar için çok büyük bir anlam ifade ettiğini gösteriyor ki süreklilikleri, yenilenmeleri, kullanım süreci, işlevi bittikten sonra gömülmeleri gibi bir sürü şeyde veri de bunları kanıtlıyor açıkçası. Karahantepe'de konutlardan söz edersek bunlar özel yapıların etrafında yuvarlak ya da oval yani çok düzenli formları olmayan yapılar. Az önce sorduğunuz çapları birkaç metreyle, 3 metreyle 8-9 metreye kadar büyük olanları var. Farklı boyutlarda inşa edilmişler. Tamamı zemine gömük yapılar. Yani yüzeyde en azından ilk aşamada yüzeyde yükselen yapılar değiller. En azından büyük bir kısmı zemine gömük yapılar. Ve duvarları da haliyle tabii bir açılan çukurun kenarına kaplayacak şekilde inşa edilmiş. Üstlerinin de çalı çırpı, ağaç ya da deri gibi organik malzemeyle kaplandıklarını düşünüyoruz. Burada dikkati çeken şey konutların, özel yapıların etrafında kümelenmiş olması. Bu biz aslında Göbektepe'den daha önceden bilsek de çok da böyle tartışmaya açılmayan bir konuydu. Bu yerlerin acaba sadece özel amaçlarla inşa edilmiş kimlerinin tapınak dediği binaları içeren ve bu amaçlarla insanların toplandıkları yer mi yoksa bunlar bir yerleşme mi? Yani insanların günlük yaşamlarında sürdürdükleri yer mi sorusuna açıklık getiriyor.
Böyle düşündüğümüzde aslında bu sözün ettiğimiz yerlerin hepsinin kalabalıklar tarafından kullanılan yerleşmeler olduğunu ve bu yerleşmelerin de içerisinde özel yapılar içerdiklerini, ihtiva ettiklerini kanıtlıyor diyebiliriz. Hocam, şimdi şöyle bir Göbekli Tepe ile ortak bir de soru sormak istiyorum ben. Çok daha spekülatif sorular da var ama bu mabet inanç sistemi hakkında fikir edinebiliyor muyuz? Yani ben biraz inanış tarihiyle ilgilendiğim için kendi alanıma torpil yapmış da olayım. Yani bu dönemde bir inanç sisteminden ya da inancı vurgulayan unsurlardan söz edebiliyor muyuz? Bir inanç şekli oluşmuş mu? 12 bin yıl önce ya da 8 bin yıl önce. Evet, şimdi özellikle bu özel yapılar olarak adlandırmayı tercih ettiğimiz mekanların tekrarlılıkları, yani yapısal özelliklerin aynı olması, benzer olması ve bunların yerleşmeden yerleşmeye tekrar etmesi, bu yapıların içlerinde ritüellerin de gerçekleştiğini, ki buna ilişkin Karantepe'de çok iyi örnekler var. Birazdan onlardan da bahsederiz isterseniz. Bir takım ritüellere özgü özellikler taşıdıklarını bize gösteriyor. Ki bunlardan en iyi örneği içerisinde 10 tane ana kayadan oyulmuş fallus bulunan bir insan başının bulunduğu bir alan bu. Bu tabii haliyle bir ritüelin gerçekleştirdiği yer olma olasılığı çok çok yüksek. Dolayısıyla bir ritüeli gerçekleştiriyorsanız da onun sizin inançlarınızla ilişkili olması çok akla yatkın. Sanırım hatta biraz daha ileri gidebiliriz. Burada şu tür bir inanç vardı, bu tür ritüeller gerçekleştiriyordu gibi önermeler olsa da bunların ortak noktası çok katı kuralları olan inançlar olması lazım. Ki bu tekrarlılık karşılık bulsun. Mesela Karahantepe'deki yapı kompleksinden bahsedersek, burası Göbeklitepe. Bir tane merkezde büyük bir yapı var. Az önce söyledim, çapı 28 metreyi buluyor ilk yapıldığı evrede. O varsa görsellerde hemen bu getirir. Bu AD, ortasında AD yazan yapı. Bakın bu beyaz halkanın en dışındaki bir duvar takip edilebilir fotoğrafın sol tarafında. Hı hı, evet. O bu yapının ilk yapıldığı evreyi gösteriyor. Bu dönemde insanlar bu özel yapıları yaptıktan bir süre sonra duvarın önüne yeni bir tanesini inşa ediyorlar. Bir süre sonra yeni bir tane daha inşa ediyorlar ve bu tekrar ediyor. Katmanlı hale dönüşüyor. Dolayısıyla yapıları sürekli yeniliyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu yapılar o dönem insan için yaşayan mekanlar. Yani yenilenmelerini bu şekilde açıklayabiliriz. Ve yapım süreçlerinde duvarların içerisine T biçimli dikil taşlar yerleştiriyorlar. Bu dikil taşlar az önce konuştuğumuz üzerinde işte betimlerin olduğu dikil taşlar. Ama aynı zamanda hem T formları, yan yüzlerinde eller, kollar, ön tarafta da ellerin birleşmesinden yola çıkarak, hı hı, bu tip antropomorfik kabartmalardan bunları bir insanı sembolize ettiğini düşünüyoruz. Ama diğer fonksiyonunda dikil taşlar çatıyı taşıyor. Hem yapısal bir fonksiyonları var hem de sembolik bir fonksiyonları. Yani çatıyı ayakta tutan insandır mesajı da çıkar burada. Bu şekilde özetleyebiliriz. Ve dikkat ederseniz bütün yapılarda olduğu gibi bu yapıda da duvar boyunca giden sekiler var. Bu sekiler dikil taşlarla bölümlenmiş. Ki Karahantepe'de iki basamaklı seki görüyoruz. Bunların oturma yerleri olduğunu varsayarsak bu yapıların içerisinde çok sayıda insan bir araya geliyor. Ritüellere geri dönersek... Bir tür platform gibi aslında. Bir tür toplanma yeri. Evet, evet. Yani adeta bir meclis gibi. Şimdi bu tür bir yapının sürekli bugünkü inanç binalarından yola çıkarsak camilerimiz, işte diğer kiliseler gibi. Şu ben müsaade ederseniz tabii, ayakta hemen göstereyim hocam, siz de gelebilirsiniz. Tabii. Şu şekilde mesela her birisi dediğiniz şekilde katmanlarla ayrılmış alanlar, gözler, şimdi odacıklar. Şu gördüğünüz en dıştaki duvar. Bakın şöyle devam ediyor. İçine bir diğeri yapılmış. Bu tekrar eden bir süreç. Bu gördükleriniz de dikil taşlar ve duvar içerisine konumlandırmışlar. Yeni duvarı yaptıklarında eskisinin içerisinden bu dikil taşı söküp yenisini bir öncekine taşıyorlar. Ama önceki duvarı tutuyorlar ayakta bir önceki şekilde. Önceki duvarı tutuyorlar. Onun boşalttığı, dikil taşın boşalttığı yeri de tamir ediyorlar. Bu gördüklerinizde bakın iki kademe var burada. Duvar boyunca gidiyor. Bunlar da oturma sekileri. Şu
Şunları kastettim. Evet, onları. Büyük evet. taş levhalarla yapıyorlar ya da burada olduğu gibi ana kayayı bu şekilde. O zaman bu ortada bir takım ritüellerin, sembollerin ya da törenlerin yapıldığı da çıkabilir. İnsanların oturma sekileri olduğuna göre. Şimdi ortak bir eylemi takip ediyorlar. Kuşkusuz. Şurada iki tane devrilmiş taş görüyorsunuz. Bunlar merkezdeki diğerlerine göre daha yüksek taşlar. Bunların da çatının konik olduğuna işaret ettiğini varsayıyoruz. Ama Karahantepe'nin bize öğrettiği bir başka noktada şu alanda, şurada ve bunun tam karşısındaki şu bölgede ki buluntuların dağılımına baktığımızda bu iki bölgenin özellikle olduğunu ve bu iki merkezi dikil taşın karşısında da birbirlerini gören bir yere konumlandırdıklarını gösteriyor. Dolayısıyla çok tanımlı bir plana sahipler. Diğer yapı da şu, bu yapı ve diğeriyle, üçüncüsüyle birlikte düşünülerek inşa edilmiş. Yani birbiriyle doğrudan bağlantısı olan yapılar. Eş zamanlı yapılar. Ve eş bağlantılı. Zamanlı. Bu bağlantıyı da şuradan sağladıklarını görüyoruz. Burada bir pencere açıklığı var. Merdivenlerle içine giriyorsunuz, inebiliyorsunuz. Çünkü bunlar yerin altında. Anakaya'ya oyulmuş bir yapı. Buradan girdiğiniz yapıya merdivenlerin eğimi bize bunu söylüyor. Karşı uçtaki bir başka köşeden de merdivenlere dışarı çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bu birlikte düşünülmüş, inşa edilmiş bir yapı. Ama yapısal özelliklerine baktığımız zaman ikisi de birbirinden tümüyle farklı. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki farklı işlevlere yönelik, ritüellere yönelik mekanlar inşa ediyorlardı. Bu ancak çok tanımlı, kuralları olan bir sistemde. De çok amaçlı gibi sanki. Evet. Evet hocam. Peki biraz da doğrudan buluntular üzerinden gidecek olursak yani neler buldunuz Karahantepe'de? Şimdi beslenmeye yönelik buluntular diyelim. Belki de buluntu deyince aklı ilk bu heykeller geliyordur. Beslenmeye ilişkin biz bu dönemde insanların en azından 11.000-11.500 yıl önce yoğun bir şekilde etraflarındaki yabani bitkileri topladıklarını görüyoruz. Ve kısa bir süre sonra bu topladıkları bitkilerin içerisinde bir seçkinin ağırlaştığını ve bazı türlerin teşvik edildiğini ve bunların da ilk tarıma alınan bitkiler olduğunu görüyoruz. Yani başka bir ifadeyle ilk tarıma alınan bitkiler, baklagiller, tahıllar. Bunlar bu bölgede zaten var olan türler. Biliniyor. Yabani yani. Olarak mevcut türler. Ve yeni iklim koşulları bunların yayıldığı alanı genişletiyor. İnsanlar bu türleri topluyorlar, yerleşmeye getiriyorlar ve öğütüyorlar. Ama bir süre sonra bunların içerisinden bazılarının biyolojik olarak yeni sürece adapte olduklarını ve insanlar tarafından teşvik edildiğini görüyoruz. Ve o dönem için çok kısa sayılacak bir süre sonra da onların tohumlarını ekerek yetiştirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla yani bitkiler bize... bizim için o dönemi anlamak konusundaki bitki kalıntıları en önemli buluntularımız.